o sürecin bir onlar için gerekliydi. Peki hocam nasıl bir takım hedefliyorsunuz bu sene? Hedefler nelerdir? Benim bu konulardaki düşüncem dönüşüyor tabii. Zamanla dönüşüyoruz. Hiçbirimiz dönüşmediğimizi söyleyemeyiz. Ama ana hatlarıyla aynıdır. Ben sahada ne yaptığını bilen, rakibi hep saygı duyan, rakibin gücünü bilen, rakibin hangi ligde olursa olsun, her rakibe saygı duyan, onun gücünü bilen. Çünkü futbolda şöyle var, o gücü bileni şöyle açmam lazım. Eğer kendi limitlerinizde oynamazsanız bu maçı, bir adım geride kalmaya başlarsanız, hangi klasmanda olursa olsun karşınızdaki rakip, o sizin U19 takımınız, U21 takımınız da olabilir. U21 kalmadı gerçi ama U19 takımınız da olabilir. Üçüncülük takımı da olabilir, ikincilik takımı da olabilir. O eğer kendi limitlerinizde oynamayıp biraz oyununuzu yumuşatmaya başlarsanız, oyunun ritmini kaybedersiniz, ondan sonra yakalamak çok zor oluyor. Benim bu hiç sevmediğim bir şeydir. Yani ben genel olarak çok rahat bir insanımdır. Yani oyuncularla olan ilişkilerimde de her şeyi onların şeyine göre yapmaya çalıştım ama saha bu konudaki katı olduğum yerlerden bir tanesi eğer katıysam. Buradaki en temel şey de o rakibe saygı, rakibin gücünü bilme, onu ölçme, kendini ölçme, ona göre bir oyun dizayn etme. Esas amacımız hep buralara doğru gitmek olacak. Hep oyunculara bunu anlatacağız, rakibi anlatacağız, kendimizi anlatacağız, nerede olduğumuzu, hatalarımızı anlatacağız ve sahada ne yaptığını bilen, ne yapması gerektiğini yaşadıklarına göre, çünkü oyun çok gergitleri olan bir oyun bu oyun. Bu duruma göre ne yapması gerektiğini bilen bir takıma doğru götürmeye çalışacağız. Diğer taraftan da özellikle puan ortalaması olarak da hedefim, yapabilirsek bunu, 1.8'in mutlaka üzerine çıkmak. 1.8 yani 2 demek çok iddialı olur. Yeniden bir dönüşüm için, yeni bir takımı tekrar bir inşa etme yolundayız. Buna hazır bir hafızası var Başakşehir'in ama yine de bu son bir yıl, yani uçurumun kenarında yaşanmış, oyuncu profilinin biraz değiştiği bir yıldı. Tekrar kendi genetik yapısına doğru götürürken ufak böyle dalgalanmalar olabilir ama 1.8'in üstüne çıkıp 2'leri yakalamaya başarırsak çok doğru ve iyi bir iş yapmış olarak düşünürüm ben kendimizi. Hocam hem gelen hem giden oyuncular oldu. Oyunun da şöyle, çok özür dilerim. Oyunun da buna bir cevap vermek lazım. Oyunun da tek yönünü düşünmeyeceğiz. Yani top bizde, yani esas amacımız topun, bu oyundaki en önemli materyal olan topun, yani zaten herkese zevk veren, bu oyunun temeli olan o topun bizde olmasını isteyeceğiz. Buna gücümüz yettiği kadar, rakiplerimiz, şartlar tabii ki bunda rol oynayacak mutlaka. Ona göre de pozisyon almaya çalışacağız ama temel olarak Fezor'un büyük bir bölümünde topun daha fazla bizde kalmasını isteyeceğiz. Topun rakipteyken arkasında olmak, bizdeyken de bütün oyuncularımızda, buna kalecimizi de dahil ediyorum artık. Eskiden sağ bekimiz, sol bekimiz diyordum ama artık kaleciyi de davet etmek lazım. Çünkü dünya futbolu gözüküyor. Kaleciler artık gol pasları atıyorlar bu oyunun içinde. Oyun kuruyorlar. Hatta en değerli oyuncu, koruyucu pozisyonuna geliyorlar. Çünkü baskı altındayken o topu doğru yere çıkardıkları anda çok daha büyük boşluklar bulunuyorlar. Dolayısıyla kalecimizi de içine dahil ederek topa sahip olduğumuz zaman da bütün oyuncularımızla beraber atak yapmaya çalışan bir takım haline doğru gelmeye çalışacağız. Oyunu bütün yönleriyle oynamaya çalışan bir takım olacağız. Ama bütün bunlar tabii konuşurken kolay, söylerken kolay. Ama yapmak için sürece ihtiyaç olan, yapmanın da kolay olmadığı şeyler. Bütün ana hikayemizi bunun üzerine inşa etmeye çalışacağız. Hocam aslında sormayacaktım ama siz değinince sorma gereği hissettim. Yanlış anlamayın lütfen. Biliyorsunuz bir kamuoyunda böyle bir algı var ya, yani taraftarda, sponsorlarda. Aykut Kocaman, savunma futbolu. Aslında en çok gol attığınız sezonda bile bu söylendi. Siz değindiğiniz için, hani oyunun iki yönlerinde bahsettiğiniz için sormak istiyorum. Bu neden var hocam? Yani ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Siz nereden gitseniz, nereden ayrılsanız, keşke Aykut Kocaman cümlesini duyuyorum daha sonra da. Bu neden var hocam? Nasıl oluştu size göre? Bunun tabii ki kök nedenini tahmin ediyorum ama bilemiyorum. Yani biliyorum demek iddialı olur. Tahmin ediyorum tabii. Geçmişi bence 2011'e kadar uzanan bir nedeni var diye tahmin ediyorum. Hatta 2010 demek, 2011 değil, 2010 yılına kadar uzanan bir nedeni var. Bu tahmin tabii. Bunu bildiğim zaman da söylerim. Ama bu benim için artık son derece komik, sıradan, yani saçma sapan bir durum halinde. Çok da fazla ilgilenmiyorum.
Yani şöyle dalga geçiyorum bununla. Biz 3. bölgede defansif bir takımız. 3. bölgede oynayıp defans yapan bir takımız diyorum ben buna. Bütün takımlarım çünkü daha fazla 3. bölgede oynama gayretinde olan takımlar. Ve bunu bir şekilde başarıyoruz. Belli safhalardan sonra bir şekilde başarıyoruz oyuncularımızla beraber. Ama hakikaten bu sadece benim sıkıntım değil, ülkemiz futbolunun da sıkıntısı. Bu saçmalıklar, ne yazık ki saçmalıklar. Olsun, ben artık alıştım, hiç umurumda da değil. Yani bilenler de biliyor zaten neyin ne olduğunu. Dolayısıyla çok fazla ilgilenmiyorum. Bir de her şey de ortadayken bu saçmalıkların konuşulması hakikaten çok garip bir durum aslında. Benim için komik artık, onu söylemem lazım. O nedenle fazla isterseniz girmeyelim buraya. Anlamsız hocam, yani. Transfere de değinebilir miyiz? Gelen oyuncular birinci iyi oldu. Kadronun son haline gelip nerelerde eksikler hissediyorsunuz, görüyorsunuz? Şöyle. Son çalışmalar nasıl oldu? Sözlerimin en başındaki cümlelerime bağlı olarak, hani Başakşehir'in hallerini anlatırkenki duruma bağlı olarak herhalde bunu yanıtlamam lazım. Ya da en azından başına öyle girmem lazım. O da şöyle. Biraz yorgun ve yaşlı bir takımdı. Yorgun ve yaşlı bir takımdı Başakşehir. Bizim için herhalde bu seneki en ciddi birinci transfer, önce bir kadroda bir düzeltme yapmamız gerekiyordu. Gençleşme anlamında değil mi? Nispeten biraz daha yaş ortalamasını düşürmek ve aynı zamanda da hani biraz da yorgun olduğunu düşündüğümüz, en azından takımla beraberliği yani yorgun olduğunu düşündüğümüz, faydalanma ihtimalimizin düşük olduğunu düşündüğümüz oyuncularla önce bir ayrılma seansıydı. Birinci hamle buydu. Nispeten bu konuda yol aldık. İkinci hamlede özellikle sezon içinde benim bulunduğum dönemde yani çalıştığım arkadaşlarım biliyorlar. Yani ben sadece bulunduğum dönemi değil, bundan evvel de ne oldu diye, sorunlar neydi, ne oldu diye en azından konuşarak anlamaya çalışan birisiyim. Oradan gelen bilgiler, kulübün içinde olan insanlarla konuşmalarımızdan gelen bilgiler, ondan sonra da bizim yaşadıklarımızla, gözlemlediklerimizle eksik olduğunu ve tedaviye ihtiyaç duyduğunu bulunduğumuz üç pozisyonumuz vardı. Ana üç pozisyonumuz vardı. Oralara hamleleri yaptık gibi gözüküyor. Hem Şener'le, hem Lucas Lima'yla, aynı zamanda Peter Jules'le önemli bir hamle yaptık ki bununla beraber Muhammed'in de takıma dönmüş olması, en azından bugüne kadarki antrenmanlarla beraber bize güç verecek gibi gözüküyor. Eğer Muhammed bunu halini sürdürürse, oradaki sezonu tamamlama süreci nasıl gider bilmiyoruz. Hazırlık maçları nasıl gider bilmiyoruz ama sezonun içinde bize güç katacak bir hamle olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla şimdi hazırlık maçlarını bir oynayıp, birinci kampı bitirip, hazırlık maçlarını oynayıp, sonra arkadaşlarımızla tekrar bir değerlendirme yapıp, nerelere gidiyoruz, ne oldu, iyi bir ölçümleyip, belki ona göre yönetimden bir veya iki oyuncu daha talebimiz olabilir. Ama şu ana kadar görüntüler eğer ölçü olacaksa doyurucu gibi gözüküyor. Teşekkür ederim hocam. Yani transferle ilgili bir şeyimiz olursa da bunu beyan ederiz zaten, deklar ederiz. Bu konuda. Transfere bağlı olarak bunu soruyorum. Federasyonu biliyorsunuz kuralı var, yabancı kuralı. Ve bu sürekli değişiyor. Hocalarımıza genelde soruyoruz ama sizin de fikrinizi merak ediyoruz. Aynı zamanda kulüplerin maddi olarak da daha zorlandığını söylüyor genelde genel olarak hocalar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani Türk oyuncuların kimisi fiyatı artıyor diyor, kimisi neden kulübede yabancı oyuncu tutmak zorunda kalıyorum diyor. Bu kural neye bağlanmalı hocam? Daha doğrusu nedir sizin için? Dünyanın geldiği bu evrede, futbolun geldiği bu evrede artık yabancı kısıtlamaları ya da yabancı konularında çok fazla artık konuşmak gerekiyor herhalde. Yani yeni bir kapı açılana kadar ki süreç, yani en azından yaşadığımız süreçte. Ben yabancı konusunun var olan, bugün değil, şu ana gelen değil, geçen dönemlerde var olan durumla beraber nispeten doğruya yakın olduğunu düşünüyorum. Bir sadece oraya bir eklemem gereken şu, biraz daha yerli oyuncu değil, oyuncu üretmeyi, buna zaman zaman etrafımızdaki ülkelerden, çeşitli ülkelerden gelen çok genç olabilecek yaştaki oyunculara dahil olduğu için sadece yerli oyuncu için demeyeyim, oyuncu üretmediğim ben buna. Oyuncu üretmeyi teşvik eder hale getirebilirse, teşvik ederse federasyon, bence ehven-i şer denen kötünün, yani hiçbir zaman bu konuda uzlaşı olmayacaktır. Yani bunun hiç doğrusu yok çünkü. Yani her seferinde mutlaka bunun bir taraf yanlış olduğunu haklı olarak da bir takım gerekçelerle iddia edebilecektir.
Ama Ehvenişer dediğim işte, Ehvenişer tam da böyle bir şey herhalde. Bence sayıyı geçen yıllarda olduğu gibi var olan sayılarla götürüp arkadaki diğer 14 kişiyi, eğer 28 olacaksa 14 kişiyi periyodik olarak, periyodik önce sadece 14 kişinin içinde kalabilir ama zaten üretmeye başladığı zaman kendiliğinden ister istemez o yabancı sayısı mutlaka azalmaya başlayacaktır. Yani doğru üretim geldiği sürece mutlaka üretini teşvik etme yoluna doğru gitmek durumunda. Öbür türlü her halükarda hep aynı anlamsız tartışmaların içinde yorulacağız. Hocam yoldan geldiniz, vaktinizi aldık. Son sorum olsun. Bugün 15 Temmuz. Bu konuda bir şey paylaşmak ister misiniz? Evet, Türk halkının ferasetini gösteren en güzel günlerden bir tanesiydi. Yani Allah bir kere daha göstermesin günleri. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.